Bunlar da bize yeter. Bunlar da 5 numara mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir video ile karşınızdayım. Aklıma ne geldi? Bugün mangal yakacaktık. Sürekli yaktığımız bir şey aslında. Yaptığımız bir şey ama aklıma şöyle bir video geldi. Nasıl mangal yakılır ve nasıl mangal yapılır diye bir video geldi. Aslında bunu geç kalınmış bir video. Değil mi? Yapacağız. Şimdi nerede? Hani dersiniz ateş yakmayı bilen olur mu diye. Oluyor arkadaşlar. Bilmeyen olur mu diye düşünebilirsiniz. Oluyor arkadaşlar. Ben biliyorsunuz Şırnak'ta askerlik yaptım ve belki de 1 milyon tane ateş yakmışız arazide sürekli gezdiğimiz için. Şöyle görüntüler görmüştüm mesela, gözlerimle görmüştüm. Kibriti yakıp da kocaman kütüğün üstüne tutan çocuklar gördüm. Yani o kibritle o kocaman kütüğü yakabileceğine inanıyordu. Ben de dedim ki bir video hazırlayayım böyle nasıl ateş yakılır diye. En basit yöntemini size göstereceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakırım arkadaşlar. Başlayalım. Evet Burcucuğum. Evet. Ha, şuradan başlayalım. İlk önce mangalınız varsa ya da işte bizim daha barbekümüz yok, yapacağız ama. Evet, evet. Evet. İşte mangalınız varsa mutlaka dibinde şöyle bir kül, köz, yani eskiden kalmış, yani biz önceki mangaldan kalmış köz bırakın. Neden? Isıyı daha iyi tutabilmesi için, ateşlerin ısısını daha iyi tutabilmesi için. Bir de bu saçtır, tenekedir. Bunun altı delinmesin diye ısı yalıtımı yapacak. Tenekeyi delmeyecek arkadaşlar. Buna dikkat edebilirsiniz. Vay be. Evet. Şimdi gel şöyle şeylerimizi sıralayalım Burcu. Bakın şöyle bir şey yapalım. Dur şuradan da alayım. Şöyle sınıflandırayım. Şunu sıfır olarak sınıflandırayım. Bunun adı sıfır olsun. Yani en ince, hemen yanabilecek olan malzeme. Şu bir numara olsun Burcu. Gösterebiliyor musun şuradan? Evet. Bu iki numara, bu üç numara, dört numara orada. Daha getirmedim. Onu da getireyim. Bir de dört numara var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kütük. Bu komple köz olacak. Böyle dilim dilim kıpkırmızı. Doğrayacak mısın onu? Belki ikiye bölebilirim. Bölebilirsem. Orasını daha düşünmedim. Şimdi sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim kağıtlarımızı. Şöyle koyuyoruz. Biraz acele ediyorum. Videom çok uzun olmasın diye. Bakın arkadaşlar. Sen piramit yapmıyorsun. Sen kare yapıyorsun değil mi? Hiç fark etmez. Şimdi odunları böyle üst üste koymamın amacı yani böyle hava akışı sağlaması. Evet, kenarlardan hava girecek. Hava akışı sağlandığı zaman da hızlıca yanacak. Burcu da çok beklemeyecek. Bir an önce mangalına kavuşacak diye. Mangal. Benim herhalde en sevdiğim şey bu ya. En sevdiğin yemek türü. Yemek türü mangal olabilir mi Burcucuğum? Pişirme türü kesinlikle. Ama her şey daha güzel oluyor mangalda. Balık da, mısır da. Peki yapabiliyor muyum ben mangalı? Tabii ki. İşte benim için bir şey demiyorsun yani. Seni mi öveyim? Öv beni. Hiç çiğ görmedim şimdiye kadar. Çiğ bıraktım. Değil mi? İşte onun sırrını da söyleyeceğim takipçilerime. Nasıl pişiyor, nasıl pişirilir? İçi çiğ kalmaz. Bu sefer piramit yaptım. Şimdi bu fındık odunlarımız biraz şey oldu, yamuk yumuk olduğu için. Ya onu da söyle, fındık mı bunlar? Evet, bunlar fındık ve akasya karışımı. Burada da çam ağacı. Bunlar ne demiştik? Bir numaraydı. Şuraya. Anladın mı Burcu? Anladım. Şu ortasına serpiştiriyoruz. Atıyoruz. Kayınpeder de gülüyor arkada. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani uğraşmazsınız. Gittiğiniz ortamda da işte ben mangalcıyım dediğiniz zaman atlarsınız. Belki ateşi bile yakamazsınız. Sizlerine ne dedin baba? Dalga geçerler. Hiçbir zaman denemem lazım. Değil mi mangalcıyım? Herkes her şeyi düşünüyor. Evet. Fındık kabuğu da var orada, koyalım mı? Fındık kabuğu da varmış, koyalım mı? Şu an fındık kabuğunu şey yapmayalım. Takipçilerimizin kafası karışmasın. Evet.
Fındık bu arada kabuğu fındığı bütün atınca çok fena patlıyor. Şunu Değil mi? Evet. Çok fındık, tehlikeli. Bütün yani kırılmadan atılmaz. Evet. Patlıyor arkadaşlar. Gözünüze, kulağınıza vurabilir. Yapılmaması gereken şeyler. Mesela şey yapanlar var. Bir şey sıkıyorlar jel gibi. Onu tutuşturuyorlar direkt. Ya onlar kimyasal olduğu için pek... Biz mesela kömür de kullanmıyoruz kimyasala girdiği evet. için. Değil mi? Ya kömür çok kimyasala girmez ama tabii. Niye de? Yani doğada yaşıyoruz. Ne gerek var? Ormanımız var, her şeyimiz var. Şimdi bir yakalım bakalım. Burcu yanmazsa orada kesip montaj yapabiliyorsun değil mi? Bakın. Şimdi şuradan. Sabit sakalları tutuşursa. Aa. Biraz daha yaklaş bakıyorsa tutuşur. Ben Zeynep geliyor. Üfleyerek ateşi daha derine yollamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bence tamam ya. Evet. Bunun sönme ihtimali hiç yok şu anda. Çok güzel kalktı. Şimdi. Bakın şöyle gösterir misin Burcucuğum? Bakın alev nasıl sarıyor şuralardan. Görüyor mu kamera? Şuralardan bak görüyor musun? Her taraftan çıkıyor. Her taraf eşit bir şekilde yanmaya başlayacak. Bu kadar. Bir sonraki aşamaya... Ha, dur şunu da söyleyeyim. Gel buraya Burcu. Ateşimizin yandığından emin olduğumuz zaman böyle odunları %50'si yandıktan sonra 3 numarayı koyuyoruz. 3 numara da tutuştuktan sonra yani 4 numara kütüklerimizi... Gerek kalırsa ama belki de dolacak için. Kütüklerimizi koyacağız. 4'e belki de gerek kalmaz. Dolarsa. 4'e gerek kalacak. Asıl közü yapacak olan zaten kütük burada Burcucuğum. Bu da sana mi? Bir püf noktası. Kızın geldi. Tamam. Sonra devam edeceğiz biz. Arkadaşlar bakın. Daha 2 dakika olmadı. Nasıl tutuştu? Alevlendi. Şimdi 3 numaraları atıyoruz. Ateşimin yandığından eminim. Çünkü sönmeyeceğinden eminim. Şimdi 4 numaraları 3 numaraları atıyoruz. Yani numara dediğim yani kalınlığına göre söylüyorum. Yani siz göz şeyi olarak ayarlıyorsunuz onu. Kafanız karışmasın diye böyle numaralandırdım. Şimdi bunları da tutuşmaya bırakıyoruz. Kütük gelecek birazdan. Onu da çekeceğiz. Evet arkadaşlar kütüğümüzü şöyle bırakıyorum. Yani size kalın gelebilir. Gelmesin. Çok kuru. Hiç nem yok ağaçta. Yani kütükte. Uzun bir süredir kurumaya bırakılmış bunlar. Kısa bir sürede yanıp köz olacak. Zaten size göstereceğim burada da. Şu anda bekliyoruz köz olmasını. Evet arkadaşlar. Anne şöyle çekebilir misin? Bakın. Közümüz oldu. Ama etleri getirmeden önce şu biber ve patlıcanları Burcu közlememizi söyledi. Bunlardan salata yapacakmış. Birazcık onu bekleyeceğiz bir 10 dakika kadar. O arada bakalım başladılar mı? Başladılar kızarmaya. O arada da etlerimiz hazırlanıyor. Onları koyacağız. Şunların şöyle bütün olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bunlar közdür. Sinsin. Bunlar yani sönmeyecek. Sürekli içten yanacak ve ısı verecek ete. Zaten komple yanıp kül olsa söner. Değil mi anne? Ateş. Ben bunları böyle yapacağım şimdi göstereceğim size. Nasıl yapacağım? Yerlerini yerleştireceğim. Üzerine etleri koyacağım ve mangalımız başlayacak arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum. Arkadaşlar biberimiz, patlıcanımız pişti. Böyle siyah olduğuna bakmayın. Onlar kabuğu yanıyor. Annem soyuyor şimdi bir tane. Size göstermek için. Altı kıpkırmızı değil mi anne? Evet. Tamam. Kabuğunu soyunca şöyle de ben göstereyim. Mesela şöyle kabuğunu aldığımızı düşünürsek. Bakın. Altı tertemiz çıkıyor. Siz de yaparsanız böyle yanıyor diye endişelenmeyin. Yani kıvamı böyle kararsın. İçi pişmiş demektir. Arkadaşlar ateşimiz yandı. Közümüz oldu.
Şu an kalorisi bayağı yüksek. Elimle hissedebiliyorum yani. Şuralardan biri alıyor. Izgaramızı ben kızdırdım. Bunu hayvan yağıyla kasaptan alabilirsiniz. Hayvan yağıyla böyle sıra sıra. İç yağ olabilir, kuyruk yağ olabilir. Arkadaşlar, etleri koyarken gösteremedim ama ellerimiz dolu, yağlı. Herkesin elinde bir şey var, çocuk çocuk. O yüzden ben dizdikten sonra çekmek istedim. Etimizi koydum. Mangalımızı da yükseğe biraz kaldırdım. Çünkü kalorisi şu anda çok yüksek, yeni köz olduğu için. Kupkuru olmamaları için. Etimizi biraz yükseğe kaldırdım, ızgarayı. Öyle yüksekte pişmeye devam edecekler. Evet arkadaşlar, çevirdim. Mangalda da en büyük yapılan yanlış, ateşi et böyle koyduktan sonra yellemek. En büyük yanlış o. Et kendi haliyle pişecek, çeke çeke. Böyle ateşi, közü kıpkırmızı yapıp da eti yakmıyoruz. Ya da kalorisini yükseltip de işte eti kupkuru yapmıyoruz. Ben koydum. Et kendiliğinden pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, az önce gösteremedim size izlerken. Şöyle. Şimdi göstereyim. Burada önemli olan etin de ıslak kalması. Böyle tahta gibi olmayacak arkadaşlar et. Islak kalacak içi. O ıslak kalmasının şeyi de ateşin kalorisini iyi ayarlamak. Çok ateşe dayamamak gerekiyor. Ateşe yakın olursa etler kuru olacaktır. Baban seni de çeksin, gel. Ve yerken çok bir lezzet, tat alamayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi akçaabat köftemizi diziyorum. İlk önce etleri yapmamın sebebi köfteler daha az sürede piştikleri için. Yani şu an bile kalorisi bayağı yüksek, kömür atmadığımız halde. Nasıl? Ateşin kalorisi, ısısı yani. En son akçaabat köftelerimizi diziyorum. Bunlara çok köz lazım değil. Sizde en geç hangisi pişecekse ilk önce ondan başlayın. Mesela tavuk. Beni çeker misin Burcu? Tavuk yapıyorsanız ilk önce tavuğu pişirin. En son köfteyi bırakın. Közünüzün ısısı düşebilir. En son tavuğu yaparsanız tavuğu çiğ yiyebilirsiniz o yüzden. Bunu da size söylemiş olayım arkadaşlar. Bir de tatlarına bakarken geçeceğiz masada. Tavukları çiğ bırakmama formülünü söyledin mi? Tavukları çiğ bırakmama formülü söyledim. Yellemiyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Dışlanıyor. Şunları da yakmayalım. Şöyle dursun. Bakın arkadaşlar, tavuğu koyduk. Ateş zaten harlı. Ben kaldırdım ızgarayı, az önce gördüğünüz gibi. Harlı olmasına rağmen tavuk orada, siz boyuna yelliyorsunuz. Ne oluyor bu sefer? Bir anda pişmeye başlıyor ama pişmiyor aslında. Üstü yanıyor. Kızarmış görüyorsunuz onu ya. Çünkü siz hem kalorisi yüksek köz, hem bir anda yelliyorsunuz, kıpkırmızı oluyor dışı. İçini kesince bildiğiniz hiç kızarmamış oluyor. Bu da sizi yanıltıyor. Koyuyorsunuz tavuğunuzu, ısısını ayarlıyorsunuz çok yanmayacak şekilde ve pişmeye bırakıyorsunuz. Kesinlikle yelpaze vurmuyorsunuz, kesinlikle. Yelpaze işi olmaz. Yelpaze işi şudur arkadaşlar. Bakın, yelpazenin görevi şudur. Bizimki biraz farklı ama. Karıştırdınız. Bıraktınız. Üstünün külünü aldım sadece. Közleri ortaya çıkardım. Bunun görevi budur. Başka kullanılmaz. Et orada. Arkadaşlar, etimizi pişirdik. Sofraya, masaya geldik. Şöyle bakalım pişmiş mi? Burcu diyor risk alıyorsun ya pişmediyse. Bakalım. Bakın şu ıslaklığından belli. Bakayım da. İnce zaten pişmiş. Öyle yaparlar. Harika pişmiş, resmen ağzı dalıyor arkadaşlar. Biraz katlıcan salatası da.
Onu yarım mı yapacaktın daha? Acele ediyorum Samet, ben de yemek istiyorum. Harika olmuş arkadaşlar. Çok da laf uzatmayayım. Eşim sabırsızlanıyor. Senin zatıyla afiyet olsun. Kapacağım. Biberlerimiz burada. Şimdi size gösterelim. Hı hı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.